Herkese selam. FM Çukur'un yeni bölümündeyiz. Bir önceki bölümde ana yollarımızda 3-5 böyle bir değişiklik yapmıştık. Böyle saçma sapan şeyler yapmıştık falan. Bayağı zaman harcamıştık yani yollara ama bir tık böyle rahatladı diyebilirim trafik. Şöyle bir bakalım. Yani gördüğünüz gibi sadece birkaç yerde bir problem var. Yani trafik akışını ortalama %80'e çekebildik. Burada gene bir yoğunluğumuz var ama çözeceğiz. Buradaki yoğunluğun sebebi ise şurada kavşak olması. Bunu da bir çözelim şöyle. Şöyle bir büyütelim. Şuradaki yolları da gerekirse bir yıkalım. Şimdi şunu tekrar birleştireceğiz böyle ama önce şuraya bir akıcı bir yol yapalım. Şöyle. Burada ben trafik olsun istemiyorum. Alan boş değil. Normal şurada şey var bir tane. Sen bir yıkıl. Şurada bir yol var. O mahvetti olayı. Neyse sorun yok. Şöyle geliyor. Bu da şöyle geliyor aynen. Bu da update. Bazı arkadaşlar şey demiş. Hani abi bizim işte şu yamaları modları falan paylaşır mısın demiş. Ya orijinal oynadığım için hani paylaşabileceğim bir ortam var mı yok mu gerçekten emin değilim beyler. Ama sizin için özel bir şey çekmeye çalışırım. Hani özel bir video çekmeye çalışırım bunun için. Bakalım burası ne kadar şey olacak. Şuradaki ışıkları bir kaldıracağım ben. Buradaki şurada çünkü çok yoğun şey var. Işık yok burada. Bu stop olsun, böyle olsun burası. Evet. Güzel. Şu an akmaya başladı diyebilirim trafik. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Bir tık daha rahatlatabilmek adına şöyle eğer buradan şöyle bir yol çıkarabilir isem. Şöyle yapayım. Bir dakika deneyeceğim. Şöyle bir deneyeceğim de. Ulan hayır oğlum. Çocuğum. Lan oğlum. Bıraksana lan. Ben oraya koymak istemiyorum ya. Allah Allah. Çocuk. Bak illa. Ne saçma. Kardeş ben. Heh. Şu ortayı istiyorum ya. Aa. Heh. Bu kadar basit be ana. Abicim. Bırakır mısın rahat beni? Beni rahat bırak ya. Bu ya. Allah Allah. Ama olmuyor zaten salla. Tamam neyse buradaki problem çözüldü ya. Problem yok. Evet buradaki problemimiz çözüldü. Şimdi nüfus 30 bine geliyor yavaş yavaş. İyiyiz. Bir problemimiz yok genel anlamda. Bu tarafa doğru taşındık zaten yavaş yavaş. Ofis alanımız falan burası. Şimdi bu taraflara doğru yayıldık ya yavaştan. Buralar zaten yavaş yavaş dolmaya devam ediyor. Şu alanı, şu arayı bir kısmını en azından. Şurayı şöyle şey yapacağım. Alışveriş merkezi yapacağım. Şurayı da şöyle bir alışveriş merkezi yapacağım. Şöyle. Şöyle boşluklu alışveriş merkezleri yapıyorum. Üçer boşluk atacağım araya hepsiyle. Çünkü böyle daha güzel oluyor. Öyle. Evet tamam. Yok şuraya atma da. Burası boş kalsın ya. Heh, aynen. Şimdi burası bayağı hit alan bir mekan. Gördüğümüz üzere. Burası da aynı şekilde. Maşallah akıyor. Trafik akıyor. Akıyor yani trafik şu an. Fena değil. Fena değil gibi gözüküyor şu an için. Güzel bir problemimiz yok. Aman aman devasa. Bu tarafta da zaten aynı şekilde keza bir sıkıntımız yok. Güzel. Buradaki alışveriş merkezi ihtiyacımızı da teknik olarak giderdik. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu bazı ana yollara park, otopark eklemek istiyorum. Otoparkımızı falan ekleyelim. Nerede şeyimiz? Burada mı? Ha bu arada önce şey yapacağım. Ondan önce şey kuracağım. Paralı geçiş noktaları falan kuracağım. Ama şu an için bununla uğraşırsam herhalde bir vaktim gider. O yüzden uğraşmıyorum. Şimdi bir şeyimize bakalım. Toplu taşımamıza bir bakalım. Yeterli toplu taşımamız var mı? Aslında teknik olarak var diyebilirim. Bayağı yolcumuz geliyor bu arada şeyden. Tren istasyonuyla birlikte. Bu tren istasyonu tepeden geçiyor böyle. O yangın mangın çıkmış burada. Çok iyi gerçekten. Böyle gidiyor tren istasyonu. Bir tane daha tren istasyonu kurmak istiyorum. Onu da nereye kuracağım biliyor musunuz?
Yani sadece şehir dışından gelmeler değil de şehir içine de aynı şekilde şey yapsın diye, yol açsın diye bir düşüncem var, bir isteğim var. Elektrik gidiyor. Tabii dertlere tasalara koşturmaktan şehrin her şeyle böyle ilgilenemiyorsunuz yani ister istemez. Şimdi bu tarafta çok ciddi bir orman yoğunluğu var. Ben bu orman yoğunluğunu orman tarımı için yani orman şeyi için değerlendirmek istiyorum. O yüzden bu tarafa doğru bir yol çektim şöyle. Burası ormanlık şeyimiz olacak. Sanayimiz, sanayi alanımız olacak. Ormanlık sanayi alanımız olacak burası. Heh, şunu şey yap. Oğlum bak. Bak şu boşluk saçma yani. Hani böyle boşluğa gerek yok ha. Aynen. Burası gelsin şöyle. Böyle gelsin. Şunu şöyle bir büyütelim. Burası şöyle büyüsün aynen. Şöyle gelsin aynı şekilde. Evet burası orman arazimiz oluyor zaten. Gördüğünüz gibi. Bu tarafa da balık sanayi falan ekleyebilirim ama dur bakalım duruma göre ayarlarız. Şimdi şöyle yapacağım. Burası çıkış noktası olacak. Bu taraf giriş noktası olacak. Çünkü trafik olsun istemiyorum. Tek şerit ekleyeceğim. Kaos olmaması için. Evet, böyle olacak. Birazcık daha büyüteceğim şeyi. Şöyle. Şöyle oluyor. Bu da böyle oluyor. Tamam. Şimdi aynı şekilde şuradan şöyle orman şeyimizi koyalım. Evet. Burayı bir boyayalım şimdi. Şöyle boyansın burası. Evet, boyandı. Şimdi bir şu şeyimize de bakalım. Close şunu kapat. Evet, burası güzel, yoğun. Burası yoğun. Hatta birazcık daha yoğunlaştıralım ki şey olsun. Daha verimli bir orman arazisi olsun şöyle. Ağaçlandıralım burayı. Ağaçlandırdık. Evet, daha yoğun oldu diyebilirim. Bu tarafı sanayi alanı olarak atıyorum ve orman sanayisi olarak şey yapacak burası. Orman sanayimiz hayırlı uğurlu olsun. Suyumuzu atalım. Elektrik döşeceğiz daha buraya. Buraya daha elektrik döşeceğiz. Bakalım. Evet. Var mı şurada boş bıraktığımız bir yer? Yok. Evet, kazamız mübarek olsun. Burayı da şöyle bir orman arazisi olarak şey yapıyorum. Ve aynı zamanda girişi de şey yaptım. Şöyle. Sanayi alanı ya. Aynı şekilde burayı da sanayi alanı yapıyorum şöyle. Evet. Geldi. Bunun adını da sis kereste imalatı. Yani sis kereste imalatı neyse artık. Elektrik yok. Elektrik çözelim buraya. Şöyle bir elektrik hattı döşeyelim. Evet, elektrik hattı döşedim. Atık su tasfiye problemimiz var. Atık su tasfiye problemimizi bir çözelim. Yalnız burada tabii çok pislik var. Daha şey yapamıyorum. Daha ötesine yapamıyorum. Buraya bir tane daha atık su tasfiyesi şeye koyalım. Şöyle. Koyduk. Evet. Ne yangın çıktı? Bu arada elektrik şeyimiz yok. Bizim helikopterli şeyimiz yok galiba. Var mı? Yok. Aa, iyice sıçmış buralar. Evet, dur. Ayarlayacağız hepsini. Bu yangınlar diyorum niye sönmüyor yani? Bu yüzden sönmüyormuş demek ki.
Helikopterlerimiz yeni geliyor. Orman yangınına maalesef bir şey yapamadık. Binaları sıçramasını engelledik ama olsun yani en azından. Şimdi burada çalışmalarımızı yapalım. Kayın, kozalak ağacı, bir tane daha şey yapacağım. Hatta şunu şuraya alayım. Bunu da şuraya alayım. Var mı başka? Bu ne? Kereste kesim tesisi. Evet. Kereste kesim tesisi. Burada olsun. Tamam mı? Başka ne yapabiliriz burada? Bu neymiş? Küçük kütük deposu. Küçük kütük deposu. Bayağı da küçükmüş ha gerçekten. Küçük kütük deposu. Deposunu da şöyle yapacağım. Depoyu. Yani depodan rahat çıkılması için. Şuraya getiriyorum ve şuraya koyacağım. Küçük kütük deposunu şey yapmak için. O da burada olsun. Depo burada olsun. Başka var mı peki? Koyup edebileceğim bir yer, bir şey. Yok. Evet, bu kadar. Yeterli. Ha dur, bir tane de şey yapacaktım. Bir tane daha şey koyacaktım. Onu da buraya koyuyorum. Kayın, kozalak, kızıl ağaç. Evet, kızıl ağaç, kayın, kozalak ağaç. Tamam. Evet, orman sanayimiz de burada. Gördüğünüz gibi. Hizmete açıldı orman sanayimiz. Şöyle bir adet ekran görüntüsü alsam şöyle. Hoş olur bence. Şöyle ekran görüntüsünü aldım. Kepledim. Masa üstüne salladım. Evet. Güzel. Böyle bir yani muhtemelen minimum trafikli bir ortam. Hatta şey yapacağım. Buradaki ışıkları kaldıracağım. Işıklar kalksın. Işığa gerek yok çünkü. Zaten durmayacak yani. Zorunlu olarak herkes tek şeritten ilerlemek zorunda kalacak burada. Böyle bir düzen var. Ve bu düzen minimize etmiş oluyor buradaki trafiği, en azından orman sanayiyi. Şimdi bu tarafa doğa parkı kuracağım arkadaşlar. Doğa parkı. Mesela doğa koruma alanı. Evet, doğa koruma alanı doğru adımız. Sen böyle geliyor ya bu tarafa doğru. Zaten burası öyle mi? Bakalım. Yani sayılır. Sen böyle geliyor. Tamam mı? Burası şöyle geliyor. Şöyle. Gelsin böyle. Burası da şöyle bir doğa koruma alanımız oluyor. Tabi girişi de şuradan yapıyorum. Buraya girişi. Toprak yol. Bu neymiş? Mıcır mıcırlı yol. Şöyle oluyor burası da. Doğa koruma alanımızı da şuraya inşa edebiliriz. Doğu koruma alanı ana kapısı. Ana kapısı 5000. Bu 2,5. 2,5 olsun. Evet. Kamp alanımız burası. Burada insanlar rahatlıkla böyle keyif çata çata takılabilsinler diye böyle bir alan inşa ediyorum. Buradan şöyle gelsin ve şurasıyla birleşsin bu. Tamam, birleşti. Bunun etrafını kapatacağım. Şöyle kapatacağım. Şöyle. Şöyle bunu çekiyorum ki dışarıdan insanlar giremesinler diye. Şöyle çok net çizgilerle buraya kadar çektim. Tabii sahile karışmayacağım, sahile. Evet, şöyle gördüğünüz gibi burası bir doğa koruma alanı. Buraya hemen genişletelim park alanımızı. Şöyle.
Burası şöyle park alanımız oluyor. Şehir aksın bu arada. Şehrimiz aksın. Zaten buraya yerleştireceğiz her şeyi. Bu neymiş? Doğa koruma alanı yan kapısı. Kamp ateş evi. Tamam. Kamp ateşi evi. Şuraya kamp ateşi. Daha sonracıma çadır. Çadır. Başka çadırlar. Başka ne yapabiliyoruz? Başka bir çadır mı? Bu mu yani? Çadır. O. Bu. Şu. Bu kadar ha. Hayret. Evet şu çadırı da aynı şekilde. Yan yana çadırlar koyuyorum şöyle. 200 dinarlık. Evet şöyle çadır alanları inşa etmiş oldum şehre karşı. İlla ki buraya da insanlar tabii gelecekler, park edecekler, yürüyecekler burada. Gelsinler, yürüsünler burada. Siz nereye gidiyorsunuz? Kamp ateşi mevkii. Bak buraya kadar, buraya geliyorlar, park ediyorlar. Hoş, güzel olay. Sevdim. O zaman şey yapayım, şurayı yıkayayım da realist olsun ya. Heh. Giriyorlar çünkü oradan. O zaman daha fazla şey yapacağım. Nedir o? Daha fazla çadır madır kurayım ben bari buraya da. Bu neymiş? Kamp ateşi mevkii. Evet böyle tatlı bir nokta oldu burası. Sevdim ben, hoşuma gitti. İnsanlar geliyor, yürüyor burada. Hoş. Evet güzel. Bence gayet tatlı oldu. İnsanlar geliyor buraya park ediyor. Buraya da park edenler var. Bence keyifli. Tatlı. Evet şimdi ormanlık alanımızda var mı? Evet şimdi şey yapacağız. Buraları da bir şey yapalım. Canlandıralım şöyle. Canlansın buralarda. Şöyle aynı şekilde. Madem şey ihtiyacımız var. Evet. Şimdi bu tarafa doğru yayılacağız. Tarım arazimiz ne durumda? Yani tarım arazimiz var burada aslında bayağı. Tarım arazisinde o yüzden çok şey yapmayacağım. Bir de durum ne sevgi arsasında? Buraya birkaç tane daha bir şey ekleyeyim olmazsa ben. Tarımsal alan ekleyeyim. Sera mera yapsın. Mesela bunu ben şey yapabiliyor muyum? Armut sera evi. Aynen. Sera evi olsun burası. Yani daha fazla şey ekleyeyim ki. Hah bak mesela geldi. Un değirmeni falan yapabileceğiz edebileceğiz. Bir tane şey yaptık. Hemen düzeltti orası. Düzeldi orası. Bu neymiş? Küçük ahır. Küçük ahır yapabilirim. Şeyim silomuz var zaten. Siloya gerek yok. Bu ne? Un değirmeni. Un değirmenini şuraya koyalım. Un değirmeni burada. Sığır kulübesi evi. Bu da burada olsun. Tamam. Başka? Bu neymiş? Küçük hayvan merası. Küçük ekim alanı. Ek abi ek. Ek sen küçük ev, küçük ev falan. Buğday ek aynen. İki tane buğday ek. Tarım arazilerimiz zaten burada biliyorsunuz. Gayet keyifli çalışıyor. Evet güzel. Burada da tarım ve sanayi ile alakalı yapacaklarımızı yaptık. Orman şeyimiz de burada gayet güzel, keyifli bir şekilde çalışıyor. Tabi burada belki trafiğe meyillenebilir bu taraf ama yapacak bir şey yok. Bunun derdini çekeceğiz yani. Şimdi burada elektrik olayımız var. Elektrik olaylarını şu tarafa doğru alıyorum. Şöyle. Çünkü burayı kullanacağım.
Buranın kullanılması lazım şu an. Amma elektrik şey döşemişim ya. Evet, güzel, elektrik problemi çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Neden çekiyoruz? Şuradan dolayı çekiyoruz. Bunu şuraya alalım. Bunu buraya alalım. Aldık. Şimdi bu taraf birazcık daha dengesiz bir yerleşim yeri olacak benim kafamda. Onu da şöyle izah edeceğim size. Mesela burası bir gidiş yeri ya, şöyle. Evet, burası da şey ya, şöyle. Tamam, ona gerek yok. Devam etsin, şehir aksın. Ve şuradan bir yol inecek. Tamam mı, şuraya şöyle. Biraz daha amatör bir alan gibi düşünebilirsiniz burayı. Böyle bir yaprakmışçasına böyle. Olmadı. Burası olmadı. Güzel. Şuraya aynı şekilde keza bir tık atalım şöyle. Attık. Evet, hoş oldu. Şimdi burayı da ilerletiyorum şöyle. Tabi ileride muhtemelen bayağı şey gerekecek burada. Trafik, murafik falan filan sorun olacak ama bunlar çekilecek artık. Yapacak bir şey yok. Bunlar çekilmesi gereken şeyler. Şimdi şöyle oluyor. Şuralara şöyle biraz iş merkezi atıyorum. Dükkan mükkan atıyorum ki buradaki kasabalının derdi tasası şey olsun, bitsin. Ama tabii bundan sonra komple reisler komple şöyle şey oluyor burası. Yerleşim merkezi oluyor. Sadece şu merkezi yerleri şey yapacağım. Şurasıyla şurası. Burası, burası. Şunları sil şöyle. Çünkü bayağı trafiğe sebep olacak burası ama yapacak bir şey yok. Burası böyle bundan sonra. Evet, hadi gazamız mübarek olsun. İnsanlar buraya şimdi yerleşecekler yavaş yavaş. Yani akıyor. Şehir merkezi de akıyor aslında baktığınız zaman. Öyle devasa bir şey yok yani. Hani %70'e kadar yani herhangi bir trafik sorununu ben sorun olarak görmüyorum. %80 gayet makul bir ortam diyebilirim yani bence. Şimdi tabii burada şöyle bir şey yapacağız. Şurayı yıkacağım. Şöyle yıktım ya. Buraya bir tane... Şu alta. Nasıl yapacağım onu bilmiyorum ama. Bunları bir yıkalım. Lan onu yıkmasaydın keşke ya. İyice sıçtık dur. İyice sıçtık. Allah Allah, niye daire çizemiyorum ya? Hayret valla. Pes. Daire çizemiyorum şu an burada.
Peki şunu yapsam, burada daire çizebiliyor muyum? Daireyi burada çiziyorum. Tamam, burada bunu çizeyim. Bunu biraz daha ilerleteyim. Şöyle. Şöyle. Bunu biraz daha ilerlettim. Daire çiziyorum. Yani çok saçma oluyor. Tamam. Bu her türlü problem burada dur. Burası daire. Tamam. Bu biraz ilerlesin. Şöyle. Tık ilerlesin. Burası daire. Tamam. Buradan ilerliyor şöyle. Bu da buradan ilerliyor şöyle. Tamam. Bu iki yeri birleştireceğim şimdi şu alttan. Güzel. Bu da tabii şey olacak. Update edelim şöyle. Aynen. Tamam, güzel. Şimdi buradan şunu yapıyoruz. Şuradan bu buraya bağlanıyor. Buradan bu buraya bağlanıyor. Buradan bu buraya bağlanıyor. Buradan da bu buraya bağlanıyor. Evet, böyle bir... Ha, bir dakika dur. Bunu köprüye bağlamamışım ki. Bağlasana çocuğum şuraya. Buraya bağlan, aynen. Tamam. Bence çok makul oldu diye düşünüyorum. Benzeri bir alan. Elektrik yok. Elektriği halledelim. Şöyle geliyor elektrik. Şuraya bağlanıyor. Evet, elektriği hallettik. Biraz irice halletmiş olduk ama olsun. Bir şeye bakalım. Doğa alanım. Aha, bir dakika. Su sorunu var. Evet, su sorunumuz var. Su sorununu da şöyle çözüyorum. Şuraya bir koyuyorum su şeyini. Elektrik de var zaten. Su sorunumuz kalmıyor. Bakalım elektrik, su. Su sorunumuz ne yapıyor? Fırlıyor, güzel. Burada şeyimiz var mı? Yok. Buraya bir tane, hatta iki tane şey alalım. Krematoryum alalım. Ölüleri alsınlar burada. Burada bir ölüm sorunumuz var mı? Yani teknik olarak var. Buraya da iki tane krematoryum koyalım. Şöyle. Bir. İki olsun. 25-25 verdik parayı. Oo, hak getire burası tabi haliyle, trafik akıyor maşallah. Yalnız burada hiç şey yok ha. Şurayı şöyle yapalım. Bak, hepiniz çok aşırı akıllısınız, tamam mı ya? Yani aşırı akıllısınız. O zaman şöyle yapıyorum ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burayı tek şerit yapıyorum. Hadi bakalım. İçeriden dolaşın. Bakalım rahatlıyor mu? Oh! Kurt gibi saldırıyorlar valla. Tamam, peki burayı kaldırdım. Hadi bakalım. Tek giriş olacak. Yok, giriş kalmadı. Giriş kalmadı bu sefer de. Şurası olsun giriş. Buranın girişi. Şöyle bir giriş olsun. Böyle bir giriş olsun burası. Trafik durumumuz ne? %78. Yani normal karşılıyorum.
Aslında başka girişler de var ama yani daptar kalıyor. Niye öyle kalıyor anlamadım. Burada durumumuz ne peki? Gelen giden var mı burada? Bileti de indirelim burada. 6 dinar yapalım. Buraya bir tane park yeri koyayım ben. Şöyle bir doğal bir park yeri koyayım şuraya. Bu değil de. Ha şöyle ha. Aynen böyle. Böyle park yeri olsun şöyle tatlı. Çocuklar gelsin oynasın burada falan. Şimdi bir yandan bu tarafları şey yapmıştık ya, bir yandan şu kısımları da yavaştan şey mi yapsam diyorum. Balıkçı iskelesi. Evet, hoş duruyor şu an şehir. Yani keyifli duruyor. Tam bir şehirde değil de kasaba gibi bir şeyiz şu an ya. Öyleyiz yani. Buradaki ormanlık alana asla dokunmayı düşünmüyorum. Çünkü güzel bir alan. Belki yürüyüş yolu falan yaparım burayı. Bilmiyorum. Zaten vardı bir ara da. Sonra kaynadı gitti herhalde. Duruma göre belki açarım ya. Bir fikrim yok yani. Ne insan girmeye çalışıyormuş buraya gerçekten ya. Pes valla. O zaman burada da aynı şey yapacağız ya. Başka çaresi yok yani. Bütün bu yol. Deneyelim. 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 Şimdi seni şuraya alıyorum. Deniyoruz. Evet. Hayır ters. Lan ters. Hı. Yapıyor muyuz böyle bir şey? Hadi bakalım yapalım. Ha elektrik gitti. Bakalım ne olacak trafiğe. İşimize yarayacak mı bakalım, merak ediyorum gerçekten. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Buraya da bir tane kargo şeyi kuralım. Kargo tren şeyi kuralım şöyle. Hayır oğlum. Buraya bir tane tren hattı çekmemiz lazım. Onu çekeceğiz zaten, az kaldı. Yani 7-8 kaldı. Direkt şurayı alacağım ben muhtemelen. Şöyle. Bu arkadaş amma trafik oldu ya burada. Vallahi helal olsun ha. Şuradan kaynaklanıyor. Buradan kaynaklanıyor. Peki şöyle yapalım. Çıkışlar oradan olsun. Girişler buradan olsun. Oradan dönüp karşıya girsin. Bence gayet mantıklı. O zaman şöyle yapıyoruz. Şurayı. Hayır tersten. Evet, burası böyle. Tamam mı? Burayı bir yükseltelim. Niye alan boş değil? Tamam, sorun değil. Tek şerit yaparız biz de burayı. Ya niye alan boş değil? Tamam, yıkalım mı burayı? Yıkalım.
Niye alan boş değil onu anlamadım ben. Oğlum niye alan boş değil, niye? Allah Allah. Alan boş değil deyip duruyor ya. Şöyle. Tamam, burası böyle. Şunları birleştirelim bir. Tamam. Bu şehre girişler kardeşim. Buradan. Böyle. Tamam, burası tek yön. Çıkışlar buradan. Tamam. Girişler de buradan abiciğim. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım, göreceğiz günümüzü. Şimdi neler oluyor göreceğiz. Hadi bakalım. Nasıl akıyor trafik? Yok, başka çare yok ya. Bu yani. Başka çare yok. Herkes dönsün dolaşsın. Oraya doğru gitsin bakalım. Burada ışık mı var? Bu yüzden mi tıkanıyor burası? Niye tıkanıyor burası? Oğlum siz manyak mısınız? Kavşaklar. Kaldır abi kavşağı. Kaldır ışığı. Burada ışıklar falan. Işık mışık kalmasın burada da. Burası dursun. Burası dursun. Hadi bakalım. İnmen diye şeylere. Adamlara. Hadi lan saldırın çıkın. Ya. Şimdi bak zaten buradan gelip niye oradan dönmeye çalışıyorsun onu zaten anlamıyorum ben. Anlamıyorum onu yani. Peki şöyle yapalım. Şöyle bir şey deneyelim bakalım. Deneyelim, denemek için. Kaç kişi çıkacak gerçekten merak ediyorum. Lan oğlum hayır ya. Buradan buraya kaç kişi dönecek? Gerçekten merak ediyorum. Hadi bakalım. Evet, başkent olduk. Şurayı satın alalım hemen. Aldık. Burada tren yolumuz var zaten. Şu tren yolunu birleştireceğiz tabii bir yerle. Neresiyle birleştireceğiz? Burasıyla birleştireceğiz. Şimdi tren yolunu birleştiriyoruz. Güzel. Evet. Elektrik. Evet. Artık kargomuz da var. Lan burası iyice sıçtı galiba ya. Yani hani buradan geliyor insanlar, tamam mı? Yani de bu taraftan geliyorlar.
Ya bir şekilde tıkanmıyor öyle kolay kolay da. Peki şöyle öyle yapmak yerine şöyle bir şey yapsam. Merakımdan. Böyle geldim ya. Alan boş değil. Şuradan çıkanları buradan çıkarttırmasam da. Şöyle yer altına soksam. Şöyle gelsem. Şuraya bağlasam. Bir tık. Yani hani bir tık. Sonra da şuradan şuraya çıkmak isteyenler için şöyle ufak bir yol yapsam. Bakalım ne olacak. Güzel, çadır kampımız falan da bir tık level değişti. Yani illa o yolu kullanacağım diye kuduruyorsunuz yani. Anladığım kadarıyla. İyi. Kudurun. Oh, burası da tabii yoğunlaşıyor haliyle. Çadırcılar bilmem neciler. Ama yani genel olarak şehrin yüzde bilmem kaçı kötü durumda değil yani hani. Lan burada amma büyük şey döşemişim ya. Şu elektriği bir tık atalım aşağıya ha. Böyle. Böyle evet. Güzel, insanlar mutlu ya burada. Bayağı gelen giden var yani. Yüksek Doğa Parkı'ymış burası. Yüksek Doğa Parkı'nı birazcık daha geliştirelim. Yüksek Doğa Parkı. Ne geldi? Şöyle bir izleme güvertesi geldi. Bu neymiş? İzleme güvertesi 2'ymiş. Gelsin. Şöyle izleme güvertesi. Denize karşı izleme güvertesi şöyle. Sen yok musun? Senin yolun yok mu burada? Sorry. Ne oldu ki burada? Aa, yangın var. Ha, çok iyi. Orman sanayimiz yanıyor. Güzel. Başka ne geldi? Çadır kamp alanı. Güzel. Şöyle. Koyalım. Koyalım şöyle. Oh mis. Başka bir şeyimiz var mı gelen? Galiba yok. İşte doğa koruma işareti. Şöyle. Şöyle etrafa yayıyorum ki. Burada şeyler olsun, sandalyeler. İnsanlar otursun. Işık da var. Güzel. Işık koyalım şöyle şuraya. Kayık falan var bak. Katlanır sandalye. Bu ne? Tuvalet. Tuvalet önemli. Tuvalet de koyduk. Bu ne? Genel dürbün. İyi, genel dürbünü şuraya koyabiliriz mesela. Şöyle. Mesela şuraya şöyle bir şey yapabilirim ya. Mesela bu şey ya. Bu ne? Bu neymiş? Koruma, doğa koruma alanı taşları. Büyük alanları kaplamak için kullanılabilecek ahşap bir şeyler. Gereksiz. Ama koyalım bakalım ne olacak ki?
Bu neymiş? Havai fişek askısı. Allah Allah, enteresan. Tatlı su almak için bir su kuyusu. Şöyle. Aa, güzel oldu be. Ha? Ne diyorsunuz? Güzel oldu yani. Evet sevgili arkadaşlar, bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Yani güzel bir ilerleme yaptık. Doğa alanımızı kurduk. Çadır kampı vesaire. Keyifli oldu. Bir sonraki bölüm görüşürüz diyelim. Takipte kalın. Hoşça kalın.